Sahne üretmeyi biraz şöyle düşünün arkadaşlar. Satranç oynayan var mı? Var. Tamam, satrançta biliyorsunuz bir sonraki hamleyi düşünmeniz gerekiyor. Yani siz onun atını aldınız ama atını aldığınız zaman o da sizin kalenizi alacak. Kaç adım ilerisini düşünebiliyorsa, ne kadar fazla adım ilerisini düşünebiliyorsa bir kişi o kadar iyi satranç oynar, öyle değil mi? Sizin de bahane üretirken söylediğiniz bahaneye karşılık zaten sizin o ürettiğiniz bahanelerin yüzlercesini duymaya alışmış hocalarınızın söyleyeceği şeyleri önceden öngörebilmeniz lazım. Elektrik kesildi, mum yok muydu evde? İşte okula gelmedim, arkadaşından alsaydın notlarını. Şimdi o öyle dediğinde siz ne diyeceksiniz? Biraz böyle birkaç adım ötesini düşünebilmeniz lazım. Eğer o gerekçe hakikaten hiç böyle su götürür bir gerekçe değilse onu söylemeyeceksiniz. Böyle düşünmek lazım. Belki de önemli olan insanın kendini ikna edebilmesi. Yani siz hakikaten ona kendinizi ikna edebiliyor musunuz? Mesela hocam depresyondaydım, ödevimi yapamadım dediğinizde hakikaten böyle bir depresif hale girdiyseniz, bunu da hocanıza söyleme medeni cesaretine sahipseniz bence hocanız sizi anlayışla karşılayacaktır. Şimdi mesela insan karşıdan bir arkadaşınız geliyor, arkadaşınız biraz kilo almış veya arkadaşınızın yüzünde bir sivilce çıkmış. Şimdi yüzünde çıkan sivilceyi herkes görüyor, o da görüyor ama siz yine de onun sivilcesini ona söylüyorsunuz. Şimdi gün içinde zaten belki 40 kişi buna söyledi, o da aynaya her baktığında görüyor veya kilo aldığını o zaten biliyor. Siz zannediyorsunuz ki ilk defa ben söyledim. Hani derler ya, bir laf fazla olsun diye konuşmak, yani aslında öyle bir laf etmiş oluyorsunuz. Bahaneler de biraz buna benziyor. Siz bir bahane üretiyorsunuz, zannediyorsunuz ki o çok orijinal bir bahane. Yani bunu yemeyecek hoca tanımam diyerek söylüyorsunuz ama o hoca kaç yıllık hoca? Yüzlerce öğrenci geçmiş elinden. Sizin o söylediğiniz bahaneyi belki çeşitleriyle defalarca kez duymuştur. Şimdi mesela tecrübeli bir öğretmen olarak size Faruk Bey o konuda belki tüyo verebilir. Sizin sadece size ait olduğunu düşündüğünüz ama Faruk Bey'in yüzlerce öğrencisinden duyduğu bahaneler var mı? Faruk Bey. Var tabii. Nedir Faruk Bey? Öğretmen ol ki bilesin Yusuf. Ah ah. Şimdi yok ya, böyle bir bahane için size arkadaşlar tüyo vermeyelim. Siz hakikaten çalışın. Zaten bir yılınız daha var. Bu zamanlarınız güzel zamanlar. Sonra üniversiteye gittiğiniz zaman bir çalışma disiplini içinde olun. Çünkü üniversitede sınavlarda böyle daha dikkatli olmanız gerekecek. Dolayısıyla yani bu bahaneler kısmını hani işten yırtma falan olarak düşünmeyelim. Yani bir kötü bir şeye sebep olmak istemem. Herkesin şimdi bir amacı var. Muhtemelen yani özellikle sevdiğiniz insanlara benzemeye çalışıyorsunuz. Böyle bir rol model dedikleri, aklınızdan geçen birileri var. Yani ya onun gibi olsam falan diyorsunuz. Bir kere bütün öğretmenlerinizin söylediği gibi onları iyi seçin. Yani popüler olanlarda çok böyle şey yapmayın. Ne denir? Kapılmayın yani o rüzgara. Çünkü popüler demek yarın yok demek. Ama hakikaten insanın böyle sevdiği bir ortam olur. Yani mesela bir işte tasarımcının, ya tasarımı seven biri, ya öyle bir şey yapmak istiyorum. Yani afiş görüyorum, sinema afişi, ya adam ne güzel yapmış. Ne bileyim bir kitap kapağı görüyorsunuz, ya ne kadar güzel çalışmış diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz grafikerin hayatı bilgisayar başında geçiyor. Böyle iki büklüm, hiçbir şey yok yani, hayatında başka bir hareket yok. Çay içmek için ayağa kalkıyor, gidiyor, geri geliyor, tekrar bilgisayar başına oturuyor. Sonra diyorlar ki ya bunun kırmızısını sevmedik, onu açsana. Şu logoyu büyütsene. Bir bakıyorsunuz ortam değişikmiş. Yani böyle de olmasın. İyi araştırın. Ya da ne bileyim işte popüler mesleklerden bir tanesini, tiyatroculuk falan, böyle oyunculuk. Var mı isteyen böyle oyunculuk falan düşünen? Tamam, oyunculuk tamam. Mesela o da zannediyor ki her şey ekranda gördüğü gibi. Halbuki yani ezber diye bir şey var, biliyor musunuz oyunculukta? Baksana adam alkış da aldı. Vallahi ben sende bir gelecek görüyorum. tribünü aldın yani. Ya mesela ezber diye bir şey var arkadaşlar. Bu bahanelerin nasıl işe yaramadığını anlatmaya çalışacağım size. Yani okulun içinde bahaneler çok tatlı geliyor da sonra hayat bir bahane kabul etmediği için size acı gerçekleri söyleyeyim. Ezber diye bir şey var. Tarih dersine çalışmazsınız. Oyuncu olduğunuz zaman 10 tane kitap ezberlemek zorundaysınız yani. Gerçi arkadan da söyleyenler falan var ama dizilerde. Ya da ne bileyim iyi bir bilim adamı, yani bir film izliyorsunuz. Adam böyle deli yani. Herkesin aklını alıyor. Bir şey yapıyor. Diyorsunuz ki ya adamın da süper bir işi var yani. Ben de aslında fena değilim. Bir bilim adamı olurum falan. Ondan sonra bir bakıyorsunuz lan, o bahane üretip çalışmadığınız dersleri çalışmak zorundasınız. Ha, demek ki bir işe sahip olana kadar bahane işe yarıyor da ondan sonrasında yok. Yani ona hazırlıklı olun. Onun için güzel çağlarınız dediğim yani o bahaneler işe yarıyor şimdilik. Hocam işte o gün okula gelmemiştim, ödevi duymadım. Arkadaşlarım da hainler. Daha yüksek puan almamı engellemek için okul ortalaması diye bir şey yok mu ya? Var değil mi? Var. Yani şimdi sen iyi alsan okul ortalaması yükseliyor değil mi? Mesela buradan devam edebilirsiniz. Ya hocam okul ortalaması yükselmesin diye arkadaşlar aralarında bir örgüt şey yapmışlar. Beni de bu şeye alet ettiler falan. Böyle bir şey işe yarayabilir. Ama sonrasında yani o okuldan mezun olacaksınız. Bu hayata karışacaksınız. O zaman geleceksiniz. O zaman işe yaramaz arkadaşlar. Eski bir öğretmen olarak böyle çok belli oldu. Evet. Arkadaşlar, siz üniversite sınavına gireceksiniz. Üniversiteyi de insan bir meslek sahibi olmak için okumak istiyor. Erkekler de askerliği daha kısa sürede yapmak için genelde okumak istiyorlar. Meslek seçiminizle ilgili de bize soru sorabilirsiniz. Her meslek üzerinde bir şey, her meslekle ilgili bir şeyler uydurabiliriz. Bazısı böyle şeydir, çizgi öyküdür, biraz böyle soğutur, sonra tekrar güldürür. Dolayısıyla böyle bizce ağız dolusu gülmek. Üstelik bir de hani değerler dediğiniz İslam'ın içinde de böyle sürekli gülmek, ağız dolusu gülmek falan gibi bir şey için hoş karşılanmaz. Çünkü insan sürekli böyle güdülerinin peşinde gülen, ağlayan, sadece işte yiyen, içen bir varlık olmadığı için, çok yüksek bir yerde olduğu için insan. Dolayısıyla biz de böyle amacımızı sadece yani göbek çatlatana kadar güldürelim demiyoruz. Ama kullandığımız dil şu anda popüler bir dil değil. Onun farkındayız. Yani hiçbir karikatür, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu diğer dergileri okuyan arkadaşlar bunu iyi anlayacak. Hiçbir karikatürümüzde bir insanı aşağılamak yok. Yani aşağılamaktan kastım diğer dergilerdeki gibi. Yani aptal göstermek, aptal olmayan bir insanı aptal göstermek gibi bir şey yapmıyoruz. Politik eleştiri de yapıyoruz. Hani çıkarken dergilere bakarsınız. Yani ciddi politik eleştiriler de var ama kimseyi aptal değilken aptal gibi çizmiyoruz. Ama ahmak çizebiliriz. Aptalla ahmak arasında bir fark var biliyorsunuz. Hepimiz aptallık yapıyoruz ya. Yani mesela otobüste bir durak önce iniyoruz ve heyecanla iniyoruz. Aşağı bir iniyoruz, bakıyoruz lan 2 durak önceymişim, niye indim? Yani aptallık, öyle bir şeyler yani. Ama her gün aynı durakta iniyorsanız ve sizi uyardıkları halde hep yanlış yapıyorsanız ona ahmaklık denir. Ahmaklığın tedavisi zordur, aptallık geçicidir. Yani biz kimseyi aptal olduğu için suçlamıyoruz. Ahmak olduğu için, yani hatasını ısrar ettiği için eleştiririz tabii. Bu şeyde de bu işi yaparken de kırmamaya çalışıyoruz o insanları. Şimdi popüler olan hakikaten o değil. Yani söylediğiniz dergilerde kimse kimsenin şahsi kırılganlığına falan bakmıyor. Hatta hayvan olarak çizse bile, yani kapaklar dolusu hayvan çiziyorlar. Birine hayvan diye ve develer bilmem neler diyorlar. Bunun böyle açıkça bir hakaret olduğunu es geçiyorlar. O kişi ya bana niye hakaret ediyorsunuz dediği zaman da vay mizahtan anlamıyor diyorlar. Şimdi bu işte kalitesizlik, yani kişisel bir eksikliğin göstergesi. Çünkü mizahçının elinde kimsenin karşı koyamayacağı bir silah var. Öyle bir eleştiri ki, zekice bir eleştiri, karşısındaki ancak aynı zeki bir eleştiri yaparsa karşılığını verebilir. Ama öyle bir yetenek herkeste yok. Yani dolayısıyla bu şeyi ölçülü kullanmak, bu silahı ölçülü kullanmak lazım. Yani vur dediysek de öldürmemek lazım, tamam. Değerlere saygılı olunca da aman çok da bu güldürmüyor meselesi de cafcafın şeyidir. Yani söyleyeyim bu takip eden arkadaşlar. Biz kendimize dedik cafcaf güldürmüyor diye. Kendimiz de komik yapıyorduk. Sonra siz inandınız ya. Niye inandınız? Biz espri yapıyorduk. Yani cafcaf hakikaten bir nasıl diyeyim 20 yıl sonrasını falan mı mizahını yapıyor? Ne zamanın mizahını yapıyor? Hakikaten böyle bir değerlerle mizah olacağını biz inanıyoruz. Şimdi Atilla Atalay diye bir yazar var. Çok usta bir yazar, iyi bir yazar. Biz biraz böyle mizahı falan takip ettiğimiz için, eskiden beri mizahla ilgilendiğimiz için onu normalde yazdığı mecrada takip etmişiz. O bir mizah dergisinde yazıyordu, Hıbır diye bir dergide. Biz de onu orada düzenli okuyorduk. O bizim tamamen ilgimizle alakalı. Yani biz onunla, o konuyla ilgilenmeyi seçmişiz. O yüzden Atilla Atalay diye bir adamla tanışmışız. Peki... mizah dergisiyle, mizahla ilgilenmeyen insanlar Atilla Atalay'la nasıl tanıştılar? Ancak Atilla Atalay bir televizyon dizisi yazıp, o televizyon dizisi bir kanalda yayınlanmaya uygun görüldüğü zaman. Yani bir televizyon diye bir kanal var, her eve giren bir kanal var, iletişim kanalı. İnsanlar o iletişim kanalını tercihen değil, karşılarına geldiği için takip ederek o iletişim kanalının kendilerine tanıttığı bazı isimleri tanıyabiliyorlar. Ama eğer sizin ilgi alanınız sadece televizyonsa, yani evinizde televizyonun size getirdiği bilginin haricinde bir şeyle ilgilenmiyorsanız, siz Atilla Atalay diye biriyle o televizyon kanalı, o diziyi kabul edene kadar hiçbir şekilde tanışamıyorsunuz. Yani orada aslında bir çok kıymetli bir şey var. Belki sizin için kıymetli, başkaları için kıymetli değil ama siz de sizin için kıymetli olan o şeyi aramadığınız için, sizin ayağınıza gelmesini beklediğiniz için ondan istifade edemiyorsunuz. Biraz... Karikatürlerinizde savaşları işliyor musunuz? İşliyorsanız tepkiler nasıl oluyor? Şimdi Suriye'de falan savaş var, Irak'ta. Nasıl oluyor? Ben mi vereyim şöyle? Ya karikatürlerde gündem kısmında özellikle her şeye değindiğimiz gibi savaşlara da değiniyoruz. Kimse savaşın üzerinden bir komik yapmak istemiyor tabii. O espriler böyle çok güldüren espriler olmuyor. Biraz daha eleştiren, vicdana dokunan espriler oluyor. Tepkiler de açıkça söyleyeyim, bu savaş meselesine, savaşan taraflar meselesine bizim gibi bakan yok. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye ederim. Bizim bu özellikle Suriye'de, Filistin'de diğer mazlumların yaşadığı bölgelerdeki savaşlarla ilgili altı dolu, sadece anlık refleksler değil, başka şeyler de ifade eden karikatürlerimiz var. Hatta kimse söylemezken, bunu söyleyeceğim, kimse söylemezken bundan bir 5 sene önce İsrail'le ilgili bir şey yapmıştık. Bir kapak yapmıştık. O zaman pek böyle İsrail ordusunun, Türk ordusunun böyle şeyleri konuşulmazdı. Biz zalimden pek hoşlanmıyoruz. Kim olursa olsun yani. Dolayısıyla onlar da mizahtan paylarını alıyorlar. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Umarız faydalı olmuştur genel olarak. Ama ilk baştaki çağrımı tekrarlamak istiyorum. Aranızdan bir iki arkadaş bile olsa mizahla, karikatürle, çizgiyle, çizimle uğraşıyorsa bir şekilde bizi bulsunlar. Çıkışta zaten dergiler size geçecektir elinize. Çok teşekkür ederiz ilgilendiğiniz, dinlediğiniz için.